Ay, yemeği de çok kaçırdım. Nasıl yiyeceğim şimdi pastayı? İncecik keseri sana. Denizciğim, bıçağı unutmuşum. Getiriyorum. İş çıkarıyorsun sen de başına. Okulda kutladınız işte, yeterdi. Ne uğraştın ikinci pastayla? Fikret ablam seve seve yapıyor bir kere. Öyle değil mi? Öyle tabii. Al bakalım, kes pastanı. Tüy yap, tüy. Kavga edersiniz sonra. Hani mum yok mu? Yok bu sefer. Okulda dileğin diledi. Üfledi nasıl olsa. Yine alkış isterim ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım, tekrar kutlu olsun. Teşekkürler. Deniz'cim, servisi sen yapar mısın? Tabii. Önce babaanneme. Hadi. Oo, o çok bana çok. Onu babana ver. Bana daha ince kes. Ne kıvranıyorsun sen? Ben birkaç günlüğüne gidiyorum da. Antalya'ya. Yüklü bir alım var. İşin başında olmam lazım. Nereden çıktı durup dururken? Canım, ne zamanki mesele. Sürekli erteliyordum ama artık gitmem şart. Okullar kapanınca gitseydin biz de gelirdik. Başka zaman hep birlikte tatile gideriz belki. Yuhu! Sus şimdi. Sen Antalya'ya, Fikret İstanbul'a. Ben ne yapacağım burada çocuklarla? Ben gezmeye gitmiyorum Cevriye Hanım. Günübirlik siparişlerimi teslim edip döneceğim. Bu da balkon kuşu oldu. Ay, dizim başlıyor. Şurada yiyeyim ben. Deniz, getir tabağımı. Biz de odamızda yiyebilir miyiz bilgisayarda oyun oynarken? İyi, hadi bakalım. Umut ağlıyor galiba. Ben bakarım. Ay, karışmış bunun ayarları. Yapamadım Fikret. Gel yap şunu. Sen böyle uzattıkça bu da uzaklaşıyor. Yapma kızım, yeter. Arayı bu kadar soğutma. Bak, kalkıp Antalyalara gidiyor. Yerinde olsam bırakmam peşini, ben de atlar giderim. Ama bunun sonu yok ki böyle. Umurumda değil. İnceldiği yerden kopsun. Hilmi Önal doğru mu söylemiş yani? Gerçekten gitti. Söyle Bihter, anlat. Yoksa ne hal desem yanlış anlayacak. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. O zaman ben söyleyeyim. Bihter oraya tamamen seni korumak adına gitti. Behrül'ün orada biriyle buluştuğundan şüphe yapıldı çünkü. Ne saçmalık. Behrül'ün yanımızdakileri bile bile nasıl şüphe etti? Hayatta hiç kimseye gözü kapalı görmedi. Behrül'ün senden önce neler yaşadığını biliyorsun. Kaç kişiyi birden idare ederdi, yalan mı? Onlar geçmişte kaldı hep. Behrül eski Behrül değil artık. Canım, hepimizin dileği o zaten. Ama Behrül hala kapalı bir kutu bence. Benim için değil. İndirin mesajı. İnanmıyorsan okuyabilirsin. Özür dilerim. Bana inanmıyorsun. Güvenmiyorsun artık. Haklısın. Ben sebep oldum buna. Ama o insan benim hayatımda hiç olmadı Fikret. Hiç girmedi.
Şu anda da kimse yok. Utancımdan, pişmanlığımdan başka bir şey yok hayatımda. Deniz, biraz bilgisayarı kullanabilir miyim? Tabii, ne yapacaksın? Bizim hastanenin sitesine gireceğim, doktorlara bakmak için. Ne oldu, hasta mısın yoksa? Hayır, ama yardım almam lazım. Psikoloğa gideceksin. Eyvah, başıma gelenler. Herkes için en sağlıklı kararı verebilmem için yardım almam şart. Şuraya yazıyorum değil mi? Evet. Çok iyi yapıyorsun. Bu da bir adımdır. Nereye doğru bir adım acaba? Al işte. Sonunda olacağı buydu. Delirttin işte kızı. Aklını oynattı senin yüzünden. Anne, yalnız bırakır mısın ne olur? Kime diyorum? Fikret doktor derdine çare arıyor. Aptal bakma yüzüme, bir şeyler yap, karın elden gidiyor. Psikolog neyse deli doktoruna gidiyor çare bulmak için. Psikolog deli doktoru demek değil anacığım. Bana bak, ukalalık etme, almayayım ayağımın altına. Kadını delirtti, şimdi bana laf ebeliği yapıyor. Aslında benim de gitmem lazım. Kendi kendine konuşup cevapsız kalınca esas çıldırıyor insan. Bu da bir şeydir. Sevindim. Bu akıllı mı sanki? Ben de buna laf anlatıyorum. Eyvah gene eyvah.